Merhaba, CNN Türk'e hoş geldiniz. CNN Türk seçim tırı İstanbul Çekmeköy'de 31 Mart için geri sayım sürerken belediye başkan adayları da seçim tırında projelerini anlatmaya devam ediyor. Birazdan da Çekmeköy'ün hali hazırdaki belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ahmet Poyraz burada olacak. Konuşacağız kendisiyle. Önce kısaca tanıtalım. Cumhur İttifakı AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, 1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyoğlu'nda, lise öğrenimini Rize'de, yüksek öğrenimini ise yurt dışında tamamladı ve daha sonra aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye ilçe başkanı olarak başladı. İki dönem bu görevi yürüttükten sonra 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı. 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı olan Poyraz, 2014 yerel seçimlerinde tekrar seçilerek ikinci dönemine başladı ve halen belediye başkanlığı görevine devam ediyor. Ahmet Poyraz evli ve 3 çocuk babası. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yanımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Çekmeköy'ümüze. Şimdi siz iki dönemdir Çekmeköy'ün belediye başkanısınız, üçüncü döneme talipsiniz. Çekmeköylülere yeni ne vaat ediyorsunuz? Biz tabii geçtiğimiz 10 yıl gerçekten çok güzel şeyler yaptık Çekmeköylülerimize. Özellikle bir iki noktada bilgi vereyim. Ulaşımla alakalı mesela Çekmeköy metroyu getirdik. Yani şu anda Üsküdar Ümraniye Çekmeköy'ün artık bir metrosu var. Ulaşımda önemli bir hizmeti bitirmiş olduk. İkinci bir etabımız da yine Çekmeköy'den, Taşdelen'den devam eden Sancaktepe Sultanbeyli Sabiha Gökçen'e ulaşacak bir metro çalışmamız var. Bununla beraber biz Alemdağ'da hem şu anda devlet hastanemiz bitti, inşallah bir iki güne kadar hizmeti açıyoruz. O bölgeyi de kapsayacak bir çalışmayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Bey ve ekibiyle yapıyoruz. Yani Çekmeköy'ün her mahallesinde bir metro olacak. Hem bitmiş hem önümüzdeki süreçte projelerimiz aslında önemli bir yer edinecek bir çalışmamız var. Bir de tabii Çekmeköy Eğitim Vadisi. Cidden şu anda üniversitesiyle, özel okullarıyla, devlet okullarıyla, anaokullarıyla çok iyi bir yerdeyiz. Yani her güzel okulumuzun, her özel okulumuzun ve devlet okulumuzun olduğu bir bölge. Ama önümüzdeki süreçte biz eğitime yeni 10 tane okul, valimizle, kaymakamımızla istişare yaptık. Şu anda sıkıntılı mahallelerimiz var. İnşallah bunları da çözmüş olacağız. Yine aynı şekilde şu anda bulunduğumuz bu bölgede büyük bir alanımız var bizim. Yaklaşık burası toplamda 70 bin metrekare bir alan. Tamamen doğal, yeşil bir meydan gibi bir alan. Burada istiyoruz ki bir alta bir otopark yapalım. 800 araçlık bir otopark çalışmamız var. Ve üzerinde inşallah gençlik merkezi, kültür merkezi, 24 saat esaslı çalışan kütüphaneleriyle, yani Minnet Bahçesi'nin çok daha farklı bir versiyonu veya daha farklı bir çalışmasını hem bu alanımızda hem Taşdelen bölgemizde, ki orada şu anda metro durağı olan bir bölge. Orada da aynı şekilde hem bir belediye ek hizmet binamızla beraber yine 24 saat esaslı kütüphanesiyle, gençlik merkezleriyle birçok hizmeti inşallah yeni dönemimizde Allah nasip eder, milletimiz destek verirse yapacağız. Yine bizim çok önemli 4 tane eski köyümüz, yeni mahallelerimiz var. Şu anda oralarda köy konağı başladık. Diğerlerine de kalan inşallah mahallelerimize de, köylerimiz yani eski köylerimiz, köy konakları yapacağız. Çünkü oralarda insanlarımız düğününü, işte nişanını, herhangi bir etkinliğini yapacak mekanlardan yoksun bir mahallelerimiz. İnşallah her bölgemize, ki Koçullu, Sırapınar, Reşadiye ve Hüseyinli'ye, ki şu anda Sırapınar'da yapıyoruz. Böylelikle o mahallelerimizde de inşallah köy konaklarımızla beraber önemli bir çalışmayı, Çekmeköy'ün her noktasına ulaşabileceğimiz, ki şu anda yine devam eden kültür merkezlerimiz var. Otoparklarıyla, 800 kişilik tiyatro, sinema salonlarıyla, içindeki kütüphaneleriyle, bir de tabii üniversite ve Anadolu liselerine hazırlayan gençlerimize de eğitim vereceğimiz, bizim kendi öğretmenlerimizle beraber vereceğimiz çok önemli çalışmalarımız var. İnşallah bunları önümüzdeki süreçte devam edenleri tamamlamak, yenilerinde başlayıp bir an evvel bitirmek hedefimiz. Nasıl bir kampanya yürüttünüz ve bu kampanya boyunca seçmenden en çok ne işittiniz? En çok hangi talep öne çıktı? Ya özellikle tabii bu dönem yani istihdamla alakalı bir talep çok var. Biz bununla alakalı da bir çalışma yapıyoruz aslında, en önemli sorun. Biz şimdi Ömerli bölgemizi turizm bölgesi yaptık. Orada planların her şeyini yaptık.
O turizm bölgesi yatırımcılar da geldiği zaman doğa turizmiyle, işte Riva Deresi'ndeki büyükşehirimiz çalışma sandallarla insanlarımızın gezebileceği bir bölgede böyle bir inşallah o bölgeyi turizm bölgesi yaparsak istihdam. Bir de Çekmeköy'e bir teknopark getiriyoruz. Türk-Alman Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin müştereken yaptığı bir çalışma. Burada da üniversite mezunu gençlerimize inşallah özellikle istihdam noktasında bir çalışmamız var. Yine bir de ev hanımlarına hediyelik eşya üretebilecekleri, bütün malzemelerini bizler tarafından verileceği ve evinde üreteceği bu malzemenin alıcısı garanti olacak bir çalışmamız var. Buradan da asgari 1000, maksimum 2000 lira her eve, her aileye kazanç getirecek bir çalışma. Yani inanın bunları önemsiyoruz. Yani bütün bu hizmetleri bir gençlik endeksli yapıyoruz. Yani merkezine gençleri oturtarak bu hizmetlerimizi planlıyoruz, projelendiriyoruz. Ve bir de istihdamı ne kadar çok şehrimizde. Çünkü bu belediyelerle, kamuyla bu istihdam olmaz. Daha çok önemli firmalarımızın önemli çalışmaları eğer bu şehre getirebilirsek, oranın üzerinden de inşallah istihdama bir nebze olsun biz Çekmeköy ölçeğinde destek olacağımıza, katkı sunacağımıza inanıyorum. Deneyimli bir isimsiniz hem yerel yönetimde, siyasette. Şimdi dönüp karnenize baktığınızda, siyasi karnenize, en içinize sinen projeniz, yaptığınız iş size göre hangisi ve keşkeleriniz var mı? İçinize uhde olan bir şey var mı? Şunu da yapsaydım dediğiniz. Ya şöyle söyleyeyim, biz zahiri o kadar çok hizmet yap. Mesela şu anda bir engelliler okulu yapıyoruz. Oraya varıncaya kadar, yani tamamen belediyemiz, bir hayır sahibimizin cüzi bir desteğiyle ve bizim de toplamda 10,5 milyona mal olacak bir engelliler okulu. Bunun gibi kültür merkezleri, belediye binalarımız, altyapımız, üst yapımız. Mesela bizim şu anda bölgemizde 100 dönümün ve üzerinde yani en az 5 tane parkımız var. Şu anda 450 dönümde bir seyir tepesi yapıyoruz ki bir aya kadar açacağız. Yani zahirde çok hizmet yaptık ama en önemli, en mutlu olduğum hizmet milletimize dokunabilmek, milletimizle beraber olmak, milletimizin doğan çocuklarını ziyaret ediyoruz. Bu şehre taşınan herkesi ziyaret ediyoruz ve bir de yani 251 bin insanımızın tamamına selam verebilecek bir noktadayız. Asla bu şehirde ayrım yapmadık. Evet, biz Cumhur İttifakı'nın adayız. Buradan da gurur duyuyoruz ama sonuçta şunu demiyoruz. Yani biz seçildikten sonra herkesin başkanı olacağız değil. Biz olduk diyoruz. Bakın bu şehirde cemevine de yardımcı oluyoruz. Cemevini, çünkü Alevi kardeşim de benim başımın tacı. Okuluna da yardımcı oluyoruz. Okullarımıza, camilerimize de her noktasına dokunan bir yerel yöneticilik yapıyoruz. Ve böylelikle de her noktaya, her kesime gidip selam verebilecek kadar başımız dik, alnımız ak. Bundan da işte en mutlu olduğumuz yanımız bu. Sonra zahiri hizmetleri herkes imkanlar ölçüsünde yapıyor. İşte hiç borcu olmayan bir belediyeyiz mesela. Bu bizim için bir gurur. Yani bu milletimiz bize görev vermesi halinde inşallah devam etmemiz halinde borçsuz bir belediye. Ama 5 yıl sonra işte son ustalık dönemi bıraktığımız zaman da hiçbir Çekmeköylünün borcu olmadan teslim edeceğimiz bir belediye. İşte bunlar her biri bizim için bir gurur. Bunun için de milletimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Peki, her seçimin bir ana teması vardır. Bu seçimde seçmen neye göre karar veriyor sizce? Birinci madde ne seçmenin gündemindeki? Hem Çekmeköy özelinde soruyorum hem İstanbul genelinde. Ya şimdi yerelde vatandaşımız bir kere kendisiyle ilgilenen, kendisinin özelinde, cenazesinde, düğününde veyahut da sokakta yanında olanı önemseyerek yerel seçimde, mesela Çekmeköy ölçeğinde bu böyle. Yani biz vatandaşımız, yani bakın birçok CHP'li, yani özellikle hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu gurur diyorum bana dünyada verilebilecek en büyük gurur ve onurdur. Ya başkanım, oyumuzu size vereceğiz. Evet, bizim parti görüşümüz farklı. Farklı siyasi düşüncelerdeyiz ama oyumuz size. Bunu niye diyor? Yani eğer sizden memnun olmasa, yani bunu yaptığınız hizmetler endeksli demiyor. Yani her an mesela ben ortalama günde 13 kilometre bu şehirde yürüyen bir başkanım. Her gün. Yani bunun ispatı telefonumda diyorum. İnanmam diyor başkanım. Gel diyorum, bak açıyorum, gösteriyorum. Hiç de telefonumu işte 94'ten beri tek bir numaram ve cebimde taşıdığım bir telefonum. Buyurun. Yani sizi her an gören bir vatandaş. Yani hizmeti eyvallah. Yani hizmet yapmazsanız bunu %100 sorgular. Ama hizmet yeterli mi? Asla değil. İşte Cumhurbaşkanımız dediği gibi gönül belediyeciliği hizmetin ötesinde bir şey. Vatandaş sizi görebiliyorsa, sizinle iletişimi kurabiliyorsa
İnanın onun dışında siyasi parti falan ayrım yapmamaksızın bir belediye başkanını gönülden destekliyor ve oyunu çok rahat veriyor. Biz burada CHP'li ve diğer parti seçmenlerinden bu seçim çok güzel bir oy alacağımıza yürekten inanıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Son bir soru. Üçüncü kez seçilirseniz Çekmeköy'de bir sürü projeden bahsettiniz ama ilk yapacağınız iş ne olacak? İlk yapacağımız, hemen başlayacağımız bir projemiz var. Evlerde anneler çocuklarını bırakacakları hiç kimsesi yok. Olmayan, mesela babaanne yok, anneanne yok, teyze yok. Bize telefon edecekler. Bunu hemen Nisan ayında hayata geçireceğiz. Diyecekler ki başkanım, biz çocuğumuzu 3 saat size emanet etmek istiyoruz. Pazara gideceğiz, günümüz var. Bakkala, çarşıya, alışverişe gideceğiz. Biz o çocuklara 3 saat, 5 saat, 7 saat emanet alacağız. Ve sonrasında da salimen o anne babalara teslim edeceğiz. Bunu hemen başlayacağız. Bu istihdama dönük evlerdeki çalışmalara başlayacağız. Diğerleri zaten birçoğu temelini attığımız, devam eden projelerimiz. Ama bu yönde işte sporla alakalı çok ciddi Ömerli bölgemizde çalışmalarımız var. Amatör ve profesyonel kulüplerimizin kalabilecek bile olanağı sağlayacağımız çalışmalarımız var. Yani şunu demek istiyorum Mülasa, biz gönülleri kazanacak, milletimizin duasını alacak projeleri bugüne kadar 10 yıldır yaptık. Eğer kazanırsak bu şu demektir, evet başkanım biz sizden memnunuz, biz sizde devam etmek istiyoruz diyecekler ve biz yine aynı şekilde o gönüllere hitap edecek projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür edeceğiz bu hizmetlerimizi milletimize anlatmaya fırsat verdiğiniz için. Ahmet Poyraz, teşekkür ediyoruz katıldığınız için, anlattığınız için. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'la konuştuk. 31 Mart'ta kendisi Cumhur İttifakı'nın adayı, seçim tırına konuk oldu. CNN Türkiye'ye devam ediyor. Şimdilik hoşça kalın.